Ben Güney Sentürk. Bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuklarımız Bursa Spor kaleci antrenörü Hakan Yurtvermez, profesyonel kaleci antrenörü Mehmet Güler ve yine yayınımızda sürekli olan Arda Ergün. Öncelikle Hakan Hocama dönmek istiyorum. Hocam merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun hocam. Korona günleriyle devam ediyoruz. Sizler de herhalde karantinada evden dışarı çıkmadan kalıyorsunuz. Evde kalıyoruz. Evden dışarı çıkmıyoruz kardeşim. Yani en sağlıklısı bu şekilde zaten. Biz de tüm yayınlarımızda bunu söylüyoruz. Evet, evet. Kurallara uymak lazım. Evet. Sağlığımız için, başkalarının sağlığı için evde kalmamız lazım. Evet, evet hocam. Mehmet hocam siz nasılsınız? Nasıl gidiyor günleriniz? Sağ ol Günaycığım. Sen de biliyorsun YouTuber olma yolunda hızla ilerliyorum. sizin sayenizde bu korona günlerini bu şekilde genç kaleci arkadaşlara hizmet olsun diye. Biz de biliyorsunuz Kaleciler Dünyası diye bir YouTube kanalımız var. Evet, evet, evet. Sizlerin de desteğiyle çok güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. En azından bu günleri bu şekilde değerlendiriyoruz. Faydamız oluyor diye düşünüyorum genç arkadaşlara. Yani birbirimize her zaman destek oluyoruz. Destek olmaya da devam edeceğiz hocam. Umarım bu günleri de atlatacağız. Daha güzel günlerde bizi bekleyecek. İnşallah hep beraber. Arda evet, sen... Evet. Buyur hocam, Hakan hocam. Mehmet hocam çalışmanı takdir ediyorum. Gerçekten bizi aydınlatıyorsun. Başarıların devamını diliyorum. Aman bu çalışmaları bırakma. Çok teşekkür ederim Hakan hocam. Biliyorsun senelerdir tanışıyoruz zaten. Evet. Hiç pes etmedik. Yola devam hocam. Pes etmek yok. Genç arkadaşlara örnek olmaya devam. İnşallah, inşallah. Arda sen nasılsın? Neler yapıyorsun? Çok şükür Günay, devam. Evdeyiz. Evde kalmaya devam ediyoruz. Zaten bizim ilçemizde biliyorsun, ilimizde daha doğrusu bir yasak geldiği için şu iki günlük dönemde. Biz devam mecburuz zaten. Çalışmıyoruz da. Önümüzdeki haftaya kadar da izinli olmaya devam. Yayınlarımıza devam edeceğiz. Mehmet hocamız da dediği gibi YouTuber olma yolunda devam ediyoruz biz de. İnşallah Allah yolumuzu açık etsin. Evet. 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 Şimdi öncelikle ben sorulara başlamadan önce Hakan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı, yayınımıza geldi. Kendisine teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet. Şimdi hocam koronavirüsünden dolayı ligler ertelendi. Bu durumdan takımlar nasıl etkilenir? Bunu kamuoyu inanılmaz derecede konuşuyor. Siz de Bursa Spor'un kaleci antrenörüsünüz. Bundan nasıl etkilenir konuşmak istiyorum sizinle. Bir de sezonun geri kalanına nasıl hazırlanıyorsunuz? Bu da kamuoyunda çok konuşuluyor. Takımlar nasıl hazırlanıyor diye. Özellikle siz kalecilerinizle nasıl hazırlanıyorsunuz? İletişim halinde misiniz? Bunu sormak istiyorum öncelikle. Şimdi Günaycığım, zaten biz antrenmanlara devam ederken bile son dönemlerde futbolcular sahada vardı ama akılları başka yerdeydi. Yani antrenmanın tadı yoktu, tuzu yoktu. Herkes tedirgindi. Yani istediğimiz verimi alma şansımız yoktu. Ama son maça giderken dahi 2 saat kalmıştı. Futbolcular bize acaba hocam maç iptal olacak mı? Olmayacak mı diye soruyordu. Şimdi böyle düşünceler varken futbolcuları motive etmemiz çok zordu. Yani bu tür futbolcular için böyleydi. Yabancı futbolcular hele onlar kesinlikle oynamak istemiyorlardı. Ve bu şartlarda son maçımızı yani İstanbulspor maçını oynadık ama inanın futbolcular ne motive olabildiler ne biz motive olabildik. Yani şartlar gerçekten zor. Şu anda ülkemizde herkes görüyor. 100 kişi ölüyor, 90 kişi ölüyor günde. Bu çok zor bir durum, vahim bir durum. Yani bu şartlarda ben futbolcularla konuşuyorum. Hiçbir ligin başlayacağını, yani ligin oynanacağını düşünüyor. Fakat biz gene de futbolcularımızla, ben özellikle kalecilerle iletişim halindeyim. Onlara sürekli temasımı devam ettiriyorum. Verdiğim programı takip etmeye çalışıyorum ama yani ne kadar olabilir ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Tabii sahada olmadığınız için bu çok etkili olacaktır ki psikolojik olarak da bu durumu değerlendirdiğimiz zaman biz insan olarak sahaya dışarı çıkmaya korkuyoruz. Onlar sahaya nasıl çıksın? Biz bu konuşmayı da çok yaptık. Daha önce ertelenmeliydi diye çok konuştuk kendi aramızda YouTube kanalımızda. Sizce de öyle değil miydi hocam? Yani çok geç alınmış bir karar değil miydi? Yani bence kesinlikle öyle. Yani şimdi bakıyorum bakanlar toplantı yapıyorlar. Telekonferans da yapıyorlar. Oturma mesafesini ayarlıyorlar. Biz şimdi maça gideceğiz. 5 saat Ankara'ya gideceğiz mesela. Otobüsle yan yanasın.
futbolcularla iç içesin. Sen gol oluyor, seviniyorsun sahada. Ya ister istemez temasın oluyor, rakipli oluyor, falan oluyor. Bu şartlarda zaten bu ligin, o maçın oynanması zaten büyük bir hataydı. Şimdi bakıyorum mesela federasyonumuzdaki yetkililer falan hala maç işte Haziran'da oynatabileceğiz diye konuşuyorlar ama yani bu kafalarla, bu şeylerle ben hiç zannetmiyorum. Bence son maçı bile oynamamız lazımdı. Çünkü bizim için çok önemli. Biz şampiyonluğu oynayan bir takımız. Bursaspor büyük bir camia. Sen futbol yani her maçı çıktığında kazanmak zorundasın. Biz beraberlik bile bizim için yani şey bir durum değil, iyi bir durum değil. Bu şartlarda maçı çıkıyorsun, futbolcuna konuşuyorsun. Hoca mesela bir şey futbolcuya. Futbolcunun aklı sahada değil. Yani bizim için yani gerçekten önemli bir kayıptı bu maçı oynamak. Ama tabii ne yapalım, yetkililerin verdiği karara da uymak zorundayız. Ama çok sağlıklı olduğunu hiç düşünmüyorum. Şimdi Mehmet Hocam'a dönmek istiyorum. Sizce geç mi alınmıştı karar? Daha önceden alınması mı gerekiyordu? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Günaydın. Geçen programda da konuşmuştuk. Hakikaten geç alınmış bir karar. Hakan Hocam'ın dediği gibi arkadaşlar maça çıkarken büyük sıkıntı yaşıyorlardı doğal olarak, psikolojik olarak özellikle. Detaylı bir şekilde anlattı. Bu ortamda bir an önce ertelenmesi gerekiyordu. Bizde biraz geç oldu biliyorsunuz. Hani Almanya, İngiltere, İspanya, evet. İtalya erteledikten sonra erteledik. Dolayısıyla bence 1-2 haftanın kayıp olduğunu düşünüyorum. Tabii bu sürecin en çok yaşayanlardan biri Hakan Hocam. Çocukları tekrar motive etmek çok zor olacağını düşünüyorum. Hatta benim bir öngörüm var. İnşallah gerçekleşmez tabii. Bu sürecin devamında Allah göstermesin sakatlıkların daha fazla olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hocam da çok iyi bilir ki sezon içi yüklenmeleri kendi içinde ayrışır. Bu dönemde nasıl bir planlama yapılacak? Bu çok önemlidir. Burada bence antrenör kalitesinin de ortaya çıkacağını düşünüyorum. İnşallah sakatlıksız bir şekilde geri dönerler. Ligimiz tekrar başlar. Ama dediğine katılıyorum, hakikaten çok geç verildi. Belki bir iki takımın veya birçok takımın puan dezavantajına düşmesine de sebep olmuş olabilir bu durum. Evet. Arda, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Seninle çok konuştuk ama senden de bir iki cümle alayım. Şimdi iki hocam da burada, onlar da çok çok daha iyi bilirler. Oyuncuların burada normal sezon içinde olduğundan daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Kendilerinden ekstrem bir durum var çünkü. Ne zaman başlayacağı belli değil. Plan, proje, hiçbir şey yok. Yani şey, bedelli askerlik olur yani, ne zaman çağıracakları belli olmaz. O şekilde bir durumda. Ne zaman çağıracakları belli değil. O yüzden ertesi günü karar alınacakmış gibi sürekli çalışmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten sezon ortasında veya da sezon sonu kampına hiç benzemeyecek bu. 10 günlük, 15 günlük bir kamp yapacaklar anladığım kadarıyla. Hemen tekrar lige başlamak için, çünkü 8 hafta kaldı. Yani çok çok zor. Umarım bunu çok ciddiye alıp da başlarız. Yani normalde biz bu tür şeyleri pek ciddiye almayız, bilirsiniz. Hani pek yabancı oyuncuları tenzil ediyorum. Onlar biraz daha disiplinli olabilir belki ama inşallah futbolcularımız buna çok çok üst seviyede bir ciddiyetle yarar sağlayabilecekleri seviyede çalışmışlardır ki bu sakatlıklardan söz ediyor olmayız. Evet. Yani şimdi şunu da söyleyelim. Eğer Haziran gibi oynatmayı düşünüyorlarsa antrenmanları yani ortalama 2-3 hafta içinde başlaması gerekiyor Mayıs, oyuncuların. Mayıs yani bu biraz riskli gibi duruyor. Ben de Haziran'ın hani çok iyimser olduğunu düşünmüyorum, açık ve net söylemek gerekirse. Evet. Şimdi Hakan Hocam, son 5 maçta 4 beraberlik 1 galibiyet aldınız. Evet. Lige de 3 puanla, eksi 3 puanla başladınız. Kalan 6 hafta sonunda kendinizi nerede görüyorsunuz? Yani evet, bu soru biraz abes kaçabilir şu anda çünkü neyin ne olduğu belli değil. Ama lig devam etseydi büyük ihtimal sizi böyle ilk ikinin içerisinde görecekmiş gibi hissediyordum ben. Siz evet. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında hocam? Vallahi yani Bursaspor büyük bir camia. Tabii ki tek hedefi şampiyon olmak. Yani şampiyon olacak gücümüz de var. Tek hedefimiz bizim de bu seviyeye çıkmak. Çünkü Bursaspor bu ligde değil de yeni Süper Lig'de olması lazım. Yani evet. Bu son 6 hafta bizim için tabii ki çok önemli, eğer oynanırsa. Çünkü biz her maçı kazanmak amacıyla çıkıyoruz.
Bizim tek hedefimiz bu. Ama demin Mehmet hocamın dediği gibi, şimdi futbolcular ne kadar zorlarsan zorla, evde ne kadar çalışırsan çalıştır. Bundan sonra gireceğimiz lig sürekli salı, çarşamba, pazar, hafta içi hafta sonu oynanacağı gibi gözüküyor. Tabii bu şartlarda da, hele bizim takımda da yaş oranı biraz yüksek için, sakatlıkların kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Ya çok sağlıklı olacağını falan beklemiyorum ama yapabileceğimiz tek şey en iyi şekilde hazırlanma takımı. Mesela hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak zor olacak ama bunu başarmak zorundayız. Çünkü bu Bursaspor camiası bu ligde değil de Süper Lig'de olmak zorunda. Tamam, şu bir de şunu sorayım bağlantılı olarak. Zaten sorularımın içerisinde de vardı. Bursaspor nasıl bir cami hocam? Taraftarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz dışarıdan gördüğümüz kadarıyla burada yorumlayacağız ama siz içeriden neler hissettiriyor taraftar hocam? Yani Bursaspor camiası gerçekten, yani ben Beşiktaş camiasını da biliyorum. O da büyük bir camia. Ama Bursaspor çok farklı bir camia. Yani şehir tam anlamıyla Bursaspor'la iç içe. Burada yani futbol ilk sırada, yani şehrin başka bir eğlencesi yok. Ama yani bu her şehirde böyle. Her şehrin takımıyla bütünleşiyor ama Bursa çok farklı. Çok büyük seyircisi var. Her yerde destekliyor. Bursaspor'u yalnız hiç bırakmıyorlar. Günlük hayatları adeta Bursaspor. Yani başka bir şey yok. Bunun için yani ben Bursaspor taraftarını çok beğeniyorum. Bursaspor taraftarı olmazsa Bursaspor olmaz. Ama gerçekten çok büyük itici bir güç. Zaten bu da içeride oynadığımız maçlardan belli. Oynadığım çoğu maçı içeride kazanıyoruz. Yani bu seyirci çok büyük faktör. Evet hocam. Mehmet hocam, siz ne düşünürsünüz Bursaspor camiası taraftarı hakkında? Bir şeyler söylemek ister misiniz? Valla tabii Bursaspor gerçekten ülkemize renk katan bir camia. Siz de biliyorsunuz ki 5. şampiyon olan şehir takımı. Dolayısıyla hem taraftarıyla hem camiasıyla Türk futboluna büyük hizmetler vermiş, büyük oyuncular kazandırmış. Güçlü bir camia. Tabii son dönemlerde yaşadığı maddi olayları biliyoruz, krizleri biliyoruz. Bundan da kurtulacağını ben düşünüyorum. Çünkü alt yapısıyla, üst yapısıyla hakikaten ülkemize bir camia. Biz de gönülden başarılar diliyoruz. Başlarında da İbrahim Üzülmez hocamız gibi, işte Hakan hocamız gibi, Atilla hocamız gibi çok değerli insanlar var. Bunlar gereken çalışmaları yapıp layık olduğu Süper Lig'e çıkaracaklarını ümit ediyorum. Bir de şunu söylemek isterim. Bursaspor taraftarıyla, camiasıyla Süper Lig kalitesinde bir yapısı var. Dolayısıyla ben şahsi olarak Bursaspor'u asla Fethi Ligi'nde görmek istemem. İnşallah bir an önce üst lige çıkarlar. Ümit ediyorum çıkacaklardır da. Hı hı. Arda, sen ne düşünürsün bu konu hakkında? Öncelikle Bursaspor dendiği zaman aklıma direkt bu Alman tribünleri gibi boğucu bir tribün aklıma geliyor. O taraftarın muazzam, muazzam. O pankartları, kale arkaları, o rakibi etkisi altına alan tribün baskısı gerçekten çok çok hoşuma gidiyordu benim. Süper Lig'deki maçlarını izlerken böyle doluluk oranı da gerçekten Süper Lig seviyesinin ilk 5'e 6'ya girecek kadar iyiydi. Dediğiniz gibi hani Süper Lig kalitesinde bir şey, takım. Umarım tekrar Süper Lig'de onları görürüz. Bir de Bursaspor'un benim çok sevdiğim bir şeyi var, altyapısı. Sürekli fabrika gibi çalışıyor. Oradan Süper Lig'in işte A şampiyon takımlarında, A milli takıma sürekli oyuncu yetiştirdiğini, bir yerlerde gerçekten sürekli Bursaspor'un bilmediğimiz bile bir yerden bakıyorsunuz futbolcu Bursaspor altyapısıymış. Gerçekten Bursaspor'un altyapısıyla da çok iyi yerlerde gelmiş bir takımımızdır bildiğimiz kadarıyla hepimizin. O yüzden doğru bir yönetimle, doğru bir yapılanmayla tekrar eski günlerine ben döneceğini düşünüyorum ve ümidim de var. Evet. Yani ben de zaten şu şartlar içerisinde ilk 4 takımı sayarım. Tabii çok kaliteli Türk takımlarımız da var ama şu ligde, Süper Lig'de kesinlikle Bursaspor'un yer alması gerekiyor. Yani onu söyleyeyim. Yani kesinlikle Bursaspor'un direkt Süper Lig takımıdır. Çünkü şampiyon olmuş da bir takım. O yüzden zaten inancım da var. Hakan Hoca'yla İbrahim Hoca'nın bir üst lige, Süper Lig'e çıkartacağını da düşünüyorum açıkçası. Şimdi Hakan Hocam, bir sorum da Süper Lig'de ve
TFF birincilikte çalışmış bir kaleci antrenörü olarak şunu sormak istiyorum size. Süper Lig'le Türkiye Futbol Lig TFF birincilik arasında kalite farkı var mı? Bu kalite hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya Süper Lig şöyle, ikisi çok farklı. Süper Lig kaliteli futbolcularla, teknik futbolcularla oynanan bir lig. Yani mücadelenin çok az olduğu bir lig. Fakat PTT Ligi tam anlamıyla güce, kuvvete dayanıklı bir lig. Yani iki ligde de ben hocalık yaptım. PTT Ligi çok zor, daha zor olduğunu düşünüyorum. Hatta bir anım var, onu anlatayım ben sana. Biz Hollanda'da Arap takımıyla maç yapıyorduk. Samadrika'da orada hocalık yapıyordu. Hüseyin hocası. Bizim İbrahim hocayla beraber oturduk, maçtan sonra konuştuk. Biz o zaman tabii Rize Spor'u çıkartmıştık Süper Lig'e. Bize kendisini söyledi, inanın dedi, PTT Lig'den yani şampiyon olmak, Süper Lig'de şampiyon olmaktan daha zor. Sizi tebrik ediyorum demişti yani. O bile o zaman yani bu hocamız bile bu ligin ne kadar zor olduğunu anlamıştı. Ben de ona katılıyorum. Gerçekten hem sağ şartları olsun hem mücadelesi olsun bence PTT Ligi Süper Lig'den daha zor. Ama Süper Lig'in tabii kalitesi, usta futbolcuları tabii farklı bir yere koyuyor kendisini. O yüzden yani ikisinin arasındaki fark sadece ben PTT Lig'in daha mücadeleci olduğunu, ikili mücadelenin daha öne geçtiğini düşünüyorum. Daha zor olduğunu düşünüyorum. Evet. Mehmet Hocam, siz de bu ligde çalışmış olan kaleci antrenörlerimizdensiniz. Siz de düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Günaydın. Şimdi tabii PTT Ligi ile Süper Ligi kıyaslamak biraz yanlış olur. Çünkü hem maddi hem manevi anlamda bir kalite farkı var. Dolayısıyla her bölüm kendi için değerlendirmeli. PTT Ligi de bu sene biraz farklı geçiyor diye düşünüyorum. Çünkü herkes herkesten puan alabiliyor. Özellikle son bölümlere baktığımız zaman ilk 6 içindeki takımlar sürekli puan kaybediyorlar. Dolayısıyla o kalite tam anlamıyla oturmadı diye düşünüyorum. Daha mücadeleci hocamın dediği gibi daha savaşman gerekiyor. Daha güce kuvvete dayalı bir lig. Yani Süper Lig tabii biraz daha kaliteli. Ki bizim Süper Ligimiz de belki dünyaya baktığımız zaman çok üst seviyede olmayabilir. Ama PTT Ligimiz tabii bu seviyenin biraz altında. Ama inanıyorum genç oyuncularla, takviye edilen yabancı oyuncularla bu kalitenin arttırılması. Bunun yanında da tabii kulüplerin maddi anlamda güçlü olmasıyla alakalı kalite arttırma olabilir diye düşünüyorum. Arda, sen ne düşünüyorsun ben... bu konu hakkında? Farklı bir şey geldi aklıma da hocaların buradayken sormak istiyorum. PTT ile Süper Lig arasındaki yaş farkı çok fazla mı? Yani bilginiz var mı acaba? Çünkü iki taraf hakkında da bir şey bir yere gelmeye çalışacağım. Benim bildiğim kadarıyla PTT galiba yaş sınırlaması daha fazla galiba orada. Ortalaması diyeyim, pardon. Hocam gerçekten öyle. Burada bizim en büyük yaşadığımız sıkıntı ne biliyor musun? Mesela Süper Lig'den PTT Lig'e bir futbolcu transfer ediyorsun. Bu futbolcu Süper Lig'deki gibi rahat oynadığını zannediyor. Bir PTT Lig'e alışana kadar 3-5 maç geçiyor. 3-5 maç senin kaybın oluyor. Tabii onun 3-5 maç sonra ne kadar zor olduğunu anlıyor. Mücadele etmesi gerektiğini anlıyor. Ondan sonra adapte oluyor. Yani yaş olarak da dediğiniz gibi yani çok gençler Süper Lig'den kalktı da PTT Lig'e gelmiyor. Tabii biraz yaşını almış olan futbolcular geliyor. Biz PTT o zaman biz PTT ve Süper Lig arasındaki o köprüyü kuramıyoruz galiba. Bizim galiba oradaki kalitenin mücadele tamam ama kaliteyi arttıramamamızın sebebi bu galiba. Orada biraz daha genç potansiyelli topçuların sayısı artmış olsa belki Süper Lig'den de Süper Lig'e transfer için de hem onların bütçelerini daha yukarı çekme şansımız olacak PTT'deki takımların, evet. Hem de Süper Lig'deki de takımların da bu şekilde yüzünü PTT'ye doğru dönmesi, kendi altyapısına, kendi öz sermayesine çevirmesi galiba Türkiye'deki futbol ekonomisini de daha güzel yerlere getirebilecek. Doğru. Şimdi, doğru şey. Bu konu hakkında konuşurken hocam orada ben bir şey ekleyeyim orada. Tabii genç oyuncuları oynatmak Hakan Hocam da iyi bilir. Çok kolay olmuyor tabii. Hani gönül istiyor tabii genç oyuncular çıksın, oynasın, ülke futboluna katkı sağlasın, kendi takımlarına katkı sağlasın ama
Şimdi en basit hocam görev yapıyor orada. Çok genç oyuncuyu kazanmak adına maç kaybetmeyi kimse göze alamıyor. Dolayısıyla evet. Bu çok ciddi sorunlar teşkil edebiliyor. Antrenörler için özellikle. Dolayısıyla dediğine katılıyorum Arda'cığım. Keşke genç oyuncular için daha bir lig olsa, daha fazla şans verilse. Burada şöyle bir şey var aslında. Belki kötü gidişin sonucunda birçok genç oyuncu oynama şansı buldu. Nedir o? Mesela Eskişehir'in yapısal olarak işte maddi sıkıntılarından dolayı veya Altın Ordu'nun kişisel olarak verdikleri kararlardan dolayı Osmanlı Spor hakeza öyle. Yani zorunlu şartlar haricinde hocam da diyor ki çok kimse, çok antrenör, teknik direktör genç oyuncuyu kazanmak adına o sorumluluğa girmek istemiyor. Çünkü sonuçta iş yapıyor. Ayrılmak durumunda kalınabiliyor. Dolayısıyla keşke dediğin gibi olsa Ardacığım. Yani oraya belli bir yaş sınırlaması olsa da genç arkadaşlarımızı daha çok görüp futboluna daha çok atılsalar. Aynen, en azından şey diyorum yani hocam. Oradaki Süper Lig'deki çok har vurup harman savrulan 4 milyon eurolar, 5 milyon eurolar en azından bölünüp alt lige aktarılmış olsa, transfer yoluyla tabii aktarılmış olsa da hem oradaki kulüpler rahat eder. Bundan kendileri de fayda sağlayacağından dolayı baktılar ki bu şekilde bir transfer gerçekleşiyor. O zaman biz de bunun üstüne gidelim diyebilirler. Belki o zaman onların da Eskişehir Spor'un şu an başına gelen şey, mesela gerçekten çok üzülüyorum. İnşallah tüm takımlarımız mali olarak düzeye çıkar. Ama gerçekten alt ligdeki takımlarımızın maddi olarak sıkıntı çekmesi Süper Lig'i de çok çok etkiliyor. Evet. Orada güçlü bir mali yapı olmuş olsa, güçlü bir mali yapı olmuş olsa, temelimiz iyi olmuş olsa yukarı doğru da doğru orantılı başarıya doğru devam edecek diye tahmin ediyorum. Evet Arda, doğru söylüyorsun. Şimdi Hakan hocam, Bursa Spor'un altyapısında son dönemde Muhammed Çengezer, Okan Koçuk ve Harun Tekin gibi yetenekli kaleciler çıktı. Bunlar da baktığınız zaman üst seviyelerde oynuyorlar. İşte Muhammed Çengezer Başakşehir'de, Adana Demirspor'da kiralık Başakşehir'de kendisi normalde. Okan Koçuk Galatasaray'da, Harun Tekin de Fenerbahçe'de. Bu üç kaleci de Bursa Spor'dan yetişmiş bir kaleci. Şu an altyapınızda takip ettiğiniz bir kaleci var mıdır hocam? Yine o potansiyele sahip kaleciler yetişiyor mu Bursa Spor'da? Şimdi bu saydığın kaleciler gerçekten Türk futbolunda şu anda üst seviyede oynuyorlar ve bunlar sadece Bursa Spor altyapısında yetişmişler. Yani minik takımdan A takımına çıkmış, forma giymiş kaleciler ve hepsi de yetenekli. Şu anda bende Ataberk var genç kaleci olarak. Yani milli takımlara da gidiyor. O da yetenekli bir kaleci. Ondan sonra yani bu kaleci herhalde 3-5 sene sonra, ben çünkü bu sene sonunda eğer kalırsak Bursa Spor'da göreve devam edersek, yeteneğini bekleyerek değil ve başka bir kulübe gidip oynatarak, tecrübe kazandırarak geliştirmesi lazım kendisini. Çünkü bir kaleci için, Mehmet Hocam da biliyor, oynanmak çok önemli. Oynadığı zaman kendini geliştirir, kendi güveni artar. Bunu da Bursa Spor en kısa zamanda Türk futboluna hediye edecektir. Evet. Mehmet Hocam, siz ne söylersiniz Bursa Spor'un kaleci yetiştirmesi hakkında bir kaleci antrenörü olarak? Günaycığım, çok şey söyleyebilirim. Bursa Spor'u çok yakın takip ettiğim bir kulüp altyapı anlamında. Yetiştirdiği kalecileri malum hepimiz biliyoruz. Orada çalışan hocalarım, değerli hocalarım var. Naim Güren hocam var, Koray hocam var, Tamer hocam var. Bunlar hakikaten ciddi işler çıkartıyorlar. Yaklaşık 16 sene önce kaleci antrenörü olduktan sonra ben de uzun süre altyapıda çalıştım. Dolayısıyla altyapılardaki bu kaleci gelişimlerini çok iyi takip ettim. Bunların başında da bana göre kaleci geliştirme konusunda Bursa Spor geliyor. Tabii bu arada Ahmet Hocam vardı. Şu an görev yapmıyor ama Ahmet Rızaltı Hocam'ı da anmadan geçemeyeceğim. Onun da çok emekleri vardır. Sayısız kaleci yetiştirdiler. Dediğiniz gibi son dönemde de belki maddi anlamda katkı sağlaması için işte Harun, Okan, Muhammed, zannediyorum kulübe maddi anlamda da ciddi destek sağlamıştır diye düşünüyorum.
Ataberk için katılıyorum. Çok yetenekli bir kaleci. En son milli takıma da gittiğini biliyorum. Bu sene 3 maç oynadı bildiğim kadarıyla. Evet. İyi bir potansiyeli olan bir kaleci. İlerleyen bölümde ciddi çıkış yapabilecek potansiyele sahip. Bir de U19'da Canberk Yurdakul vardı zannedersem. O da değerli bir arkadaşım. Makedonya'ya gitti hocam o. Ayrıldı mı hocam o? Makedonya'da bir takıma gitti hocam o. Evet. O da sonuç itibariyle hani altyapımızdan yetişen milli takıma hizmet evet. etmiş. Genç, yetenekli bir arkadaşımız. Yani dolayısıyla uzun zamandır Bursa Spor'u hakikaten yakın takip ediyorum ve takdir ettiğim kulüplerden biri altyapı kaleci yetiştirme konusunda. Emeği geçen bütün hoca arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. İnanıyorum çok daha güzel işler yapacaklardır. Evet. Arda, senin söylemek istediğin bir şeyler var mıdır bu konu hakkında? Ya iki değerli hocam burada söyledi. Bunların üzerine pek bir şey söyleyemem belki ama şöyle diyebilirim. Bursa Spor'dan çıkan kalecilerin şunu görüyorum en azından. Özgüvenleri çok yüksek oluyor. Evet. Şimdi Harun'da da öyleydi. Direkt mesela gerçekten bir şampiyon takımın kalesine geçip de tamam Bursa Spor'da aynı şekilde ama gerçekten büyük bir camiadan gidip başka bir büyük camiaya gidip de direkt kalecisi, bir numara kalecisi olmak bu işte gerçekten çok zor. Harun bunu denedi en azından. Okan da aynı şekilde performansı geri. Tabii ki önünde Muslera var. Koruma şansı zor oluyor ama kaleye geçtiğinde de çok bariz hatalar yaptığını görmedim. Sanki sürekli o kaledeymiş gibi hani gayet kendinden emin. Çok iyi. Muhammed'de de aynı şekilde potansiyeli yüksek. Kendi özgüveni gerçekten özgüvenini iyi kendisine bunu hapsetmiş kaleciler çıkıyor Bursa Spor'dan. Umarım dediği gibi hocalarımın da güzel işler yapılıyor orada bu şekilde devam eder. Gerçekten milli takımımızın buradan çok güzel besleneceğini, ileriki dönemlerde de bu şekilde devam edeceğine hiç şüphem yok. Sadece kaleci olarak değil mi? Oyuncu olarak da çok. Aynen, kesinlikle öyle. Evet. Yani iki tane yüzden kaleci antrenörü olunca hocam kaleci konuşmak kadar doğal bir şey olmaz. Tabii. Yani biz kaleciler üzerine daha çok ihtisas yaptığımız için dolayısıyla evet. ilk etapta bizim için göze çarpan şey kalecilerin performansı. Evet. Dolayısıyla senelerdir altyapı, genç alt mini takımlara fazlasıyla kaleci veriyorlar. Yani bu bir tesadüf değil. Bu gerçekten ciddi planlamanın, çalışmanın eseridir diye düşünüyorum. Evet. Hakan hocam, Çağlar Akbaba ile çalışıyorsunuz. Bunu Karabük Spor'da da izlemiştik uzun dönemde. Hatta bir dönem Galatasaray'ın gündemine de gelmişti Çağlar Akbaba. Şu an sizin kaleciniz. Beraber çalışıyorsunuz. Çağlar Akbaba hakkında neler düşünüyorsunuz? Geleceğiyle alakalı bir yorum yapmak isterseniz ne dersiniz? Şimdi Çağlar Akbaba ile ben Elazığ Spor'da da ikimizle de beraber çalıştık. O zaman Serdar Kulbülge vardı bizim birinci kalecimizde. Çağlar yediğiydi. O zamandan tanıyorum. Çok beğendiğim bir kaleci. O zaman da çok beğeniyordum. Özgüveni aynen çok yüksek bir kaleci. Gerçekten yani öyle bir şey var ki Çağlar doğuştan kaleci olarak doğmuş. Yani Allah ona bir yeteneği vermiş yani. Sen kaleci olarak dünya geldi. Buna kolay kolay bu kaleciye kimse bunu veremez yani. Bu bir Allah vergisi. Özgüveni inanılmaz yüksek. Fakat Çağlar Akbaba'nın bir tek sıkıntısı var. Fazla çalışmayı sevmiyor. Ama onun ayarını öyle bir güzel veriyorum ki Çağlar'a bazen diyorum ki Çağlar bugün antrenmanı sen yaptıracaksın. Sen bu işi ayarlayacaksın. Çaktırmadan onu daha çok zorluyorum. Öyle bir antrenman temposu veriyorum ona. Şimdi Çağlar'ı gerçekten benden de soran birkaç büyük kulüp var. Yani Çağlar şu anda o kulüplere giderse rahat rahat oynayabilecek bir seviyede. Yani o özgüvende. Şimdi demin hocam şeyi söyledi. Mesela Harun'u söyledi. Büyük takıma gitti. Bir anda kaleye geçti Fenerbahçe'nin karşısında. Çok zor bir durum dedi. Orada ben hocama katılıyorum. Çok zor gerçekten büyük takımlara kaleye geçip 30-35 bin kişinin karşısında top oynamak. Bu bir şey ister. Özgüven ister. Bu Çağlar'da inanılmaz fazlası var. Yani şu anda gerçekten hangi takımda kalesine koyarsan koy çıkar sanki normal ligde oynuyormuş gibi rahat rahat oynayabilecek bir seviyede. Yani ben kendisinden çok umutluyum. Yani ileride herhalde milli takım kalesini alacak, yurt dışında da oynayabilecek seviyede yetenekli bir kaleci. Hı hı. Bu güvenim var benim o anda. Evet. Arda, sen ne düşünüyorsun Çağlar hakkında? İzlemişsindir sen de. Şeyi soracaktım aslında. Şimdi hocam böyle anlatıyor.
şeyi de çok merak ediyorum Hakan Hocam. Mesela altyapıdan veya kendi bünyenizde olan Türk kaleciler, mesela Türk futbolcular Avrupa hayali sürekli kurarlar ama kalecilerde de bu oluyor mu mesela? Avrupa hayali sürekli, mesela bunu söylüyorlar mı? Ben Avrupa'da kalecilik yapmak istiyorum ya da Avrupa'ya gitmek istiyorum diye kendi içlerinde böyle bir hayalleri var mı? Şimdi bütün kalecilere sorsan o vardır. Bizim çağlarda da var ama tabii hedefler sırayla oluyor. Bir anda olmuyor. Yani şu andaki çağların hedefi ya da diğer kalecilerin hedefi Türkiye'de büyük üç büyük kulüpte oynamak. Gerçi Bursaspor da şu anda Türkiye'nin 5. büyüğü. Trabzonspor'la beraber ama yani şu anda Çağlar isteyen 3 büyük kulüpten biri var. İsmini vermek istemiyorum. Benle de temasa girdiler. Çağlar'ın şu andaki amacı bunlardan birinde top oynamak. Ondan sonraki amacı artık Avrupa olacak. Tabii burada bir, yani hangi kulübe gelirse gelsin göstereceği performans da çok önemli. Yani bu performansı göstereceğine de inanıyorum. Yani yolunun yavaş yavaş o tarafa gideceğine de tam inancım tam benim. Mehmet Hocam, siz ne düşünüyorsunuz Çağlar hakkında? Valla tabii Çağlar hakkında hocamın söylediklerine gerek yok. Özgüveni dışarıdan da çok rahat görülüyor zaten. Ayak tekniğinin iyi olduğunu düşünüyorum. Söylediğim evet. Birkaç maçı baz aldığında. Zaten Bucaspor altyapısından bir dönem Bucaspor Akademi çok biliyorsunuz şeydi. İyi işler çıkartıyordu. O dönemin kalecilerinden zannedersem. 95 doğumlu. Evet, evet. Evet. Yani potansiyelli bir kaleci olduğunu düşünüyorum ama biraz önce hocamın verdiği tiyoyu tabii biz çalışmadan bilemezsiniz. Yani çalışma hırsı nedir, hedefleri, idealleri, gayreti ne boyuttadır onu Hakan Hocam daha iyi bilir çalıştığı için. Ama potansiyelli bir kaleci olduğunu ben de düşünüyorum. İnşallah tabii böyle arkadaşlar çoğalsın ki büyük takımlarımızda görev yapsın, milli takımlarımızda görev yapsın. Hakan Hocam da gerekeni yaptığını ben düşünüyorum. Sonuç itibariyle, bugün itibariyle Bursaspor'a hizmet etmek zorunda ve en iyisini yapmak zorunda. Tabii sezon içerisine baktığımız zaman ufak tefek hataları da oldu tabii tecrübesiyle alakalı. Kötü gol yiyerek de besler kendini. İnanıyorum bunlar ona tecrübe olarak dönüp bundan sonraki maçlarda, gelecek kariyerinde iyi şeyler yapacağını ben de düşünüyorum. Ben de aynı kanımdayım hocamla. İyi bir kaleci olmuş. İnşallah. İnşallah. Hakan Hocam, kaleci çalıştırma prensipleriniz nelerdir? Nelere dikkat edersiniz kalecileri çalıştırırken? Vallahi ben şimdi kaleci çalıştırırken ilk önce kalecinin karakterine bakarım. Kalecinin antrenmanı sevip sevmediğine bakarım. Kişiliğine bakarım. Mesela her kulüpte gittiğim kulüpte karşı kişilerin karakterleri farklı oluyor tabii kalecilerin. İnsanların hepsinin karakterleri farklı oluyor. Kimi çalışmayı çok sever, kimi fazla sevmez. Ona göre antrenman temposunu ayarlıyor. Yani ben kaleciye illa sen şu antrenmanı yapacaksın, şu kadar yükleneceğim diye bir şey söylemiyorum. Çünkü bakıyorum o anki kaldıracak gücünü. Eğer kaleci antrenmanda çok iyiyse, temposu iyiyse, morali iyiyse ona göre fazla yükleniyorum. Bakıyorum bazen canı antrenman yapmak istemiyor. Çünkü ona göre tempoyu düşüyorum. Mehmet Hoca da biliyor. Yani bir insanın her gününe uymuyor. Mesela ben Rize'de çalışırken Gökhan'la çalışıyordum. Bizim Gökhan Akkan'la. Gökhan Akkan'ı 3 saat çalışsan, 4 saat çalışsan çalışmayı çok seven bir kaleci. Çalıştıkça da başarılı olan bir kaleci. Kendisini zaten şu anda milli takım seviyesine kadar çıkardı ki Mehmet Hoca'm Ankara'dan da, Ankara gücünden de tanır kaleciyi. Bu çalışmayı çok seviyor. Buna sürekli antrenman yaptırabilirsin. Mesela bizim kaleci Hof vardı Gençler Birliği'nde. Evet. Hof da aynen öyleydi. Hof çalışmayı fazla seven bir kaleci. Çünkü kiloları vardı. Çalıştıkça başarılı olacağına inanan bir kaleciydi. Ve onun istediği tempoda çalışıyordum. Şimdi geldim buraya. Burada da Çağlar Akbaba ile çalışıyorum. Çağlar Akbaba öyle bir şekilde antrenmana çıkarken böyle seni antrenmandan soğutur gibi bir yapısı var. Yani hocam bunu böyle öyle mi çalışsın? Bugün işte bunu yapmayalım gibilerinden bir şey yapıyor. Ben de diyorum tamam Çağlar diyorum. Bugün antrenmanı sen yap, ısınmayı sen yap. Hadi ısınma yaptıktan sonra diyorum bakayım şu çalışmayı yap. Onu da zevklendiriyorum. Yani kalecinin birazcık moral motivasyonuna göre antrenman yapıyorum. Yani kendi bildiğimi bazen sahaya çıktığımda bakıyorum.
Yani akşamdan hocam da biliyor. Bir antrenman programı yapıyorum. Sabah çıkıyorum bakıyorum antrenmandaki kalecilerin hiç isteği yok. Keyfi yok. Hemen bir anda değiştirebiliyorum. Onun için yani ben antrenman tempomu kalecilerime göre ayarlarım. Ona göre hareket ederim yani. Evet. Mehmet Hocam, Hakan Hocam'ın söylediklerine eklemek istediğiniz bir şey var mı? Zaten Hakan Hocam'la uzun zamandır tanışıyoruz. Hakan Hocam'ın da geçmişte uzun yıllar Beşiktaş altyapısında çalıştı. Ben kendi adıma şunu düşünüyorum. Bir kaleci antrenörü altyapıda çalışmışsa ve oradaki o gelişimi, o süreci çok iyi bilir. Hakan Hocam zaten prensipleri çok iyi uygulayan birisi. Dolayısıyla ben sadece kaleci çalışma prensipleri anlamında şunu söyleyebilirim. Türkiye'deki kalecilerin genel yapısıyla alakalı bir kendi adıma şeyim vardır, çalışma prensibim vardır mesela. Türkiye'deki kalecilerin neye eksik? Hangi bölümlere eksik? Yenilen gollerde analiz yaptığınızda bunlar zaten ortaya çıkar. Hocam da çok iyi bilir ki Türk kalecilerin en büyük eksikliği pozisyon bilgisi ve teknik konularda büyük verileri var. Dolayısıyla çalışma prensipleri hocam dediği gibi şahsi olarak işte psikolojik yapıları, o anki durumları, onlar tabii ki her antrenörün yapması gereken işinin büyük noktaları. Ama antrenman boyutunda da ben mutlaka pozisyon bilgisi ve teknik konunun reaksiyon süresinin gelişmesi anlamında çalışmaların öncelikli olduğunu biliyorum. Hatta Hakan Hocam'ın ben birçok çalışmasını biliyorum. O da bu anlamda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Reaksiyon konusunda güzel çalışmaları var. Yani bu tür şeylerde kalecilerin üst seviyeye çıkması çok önemli. Yani Hakan Hocam da çok iyi bilir ki bir kaleci size gelir. Siz onu bir level, iki level, üç level atlatabilmek zorundasınız. Yoksa çalışmanızın bir anlamı kalmaz. Sadece moda mod çalıştırmakla bir kaleci geliştirme şansınız yok. Hocam da biliyor ki kaleciler kendi içinde kendi özellikleri vardır. Siz onları ne kadar yukarı çıkarabildiniz? İşte mesela Çağlar hocamın elinde şu anda kardeşimin. Hocam ona o değeri katarak, bir üst level'a taşıyarak onu daha üst lige taşıması lazım. Hocamın başarısı burada ölçülür. Hocam elini aldığında Çağlar'ın belirgin özelliklerini görüp artılarını, eksilerini ortaya çıkartır. Ondan sonra bunları geliştirerek Çağlar'a katkı sağlaması, hatta bunun yanında Türk futboluna katkı sağlaması gerekir. Bu konu çok hassas, çok da derin bir konu. Hakan Hocam takdir eder. Yani herkese göre değişir ama temel prensipler değişmemeli bence. Biz özü şu, biz çalıştığımız kalecilere mutlaka level atlattırmalıyız, değer katmalıyız, eksik yönlerini bulup tamir etmeliyiz. Doğru hocam. Evet, Hakan Hocam, genç kaleciler artık son dönemde performansları göz dolduruyor bizde. İşte Altay olsun, Uğurcan olsun, işte bunlara yine genç Okan diyebiliriz, sizden çıkan kaleciler diyebiliriz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Türk kaleciliği gelişiyor mu artık? Vallahi Mehmet Hocam sağ olsun. Bu konuyu çok iyi takip ediyor. Herkese de yardımcı olmaya çalışıyor. Gerçekten ben ilk kursa gittiğimden şu ana kadarki dönemde Türk kalecinin çok ilerlediğini düşünüyorum. Çünkü buradaki Türk kaleci antrenörleri de artık bilinçlendi. Yani önceken bizi çalıştıran antrenörler bize antrenman yaparken antrenmanın yarısında zaten kendi yaşadığı anılarını anlatıyordu. Bize kalecilik adına hiçbir şey veremiyorlardı yani. Çünkü kendileri de fazla bir şey öğrenmemişlerdi. Ben her kursa gitmeden önce diyorum ki ya diyorum ben artık daha ne öğreneceğim ki, kursa niye gidiyorum diye düşünüyordum. Fakat kursa gittikten sonra bak bunu da bilmiyormuşum diye bir düşünceye kapılıyordum. Yani demek ki kaleci hocası ben oldum dememeli. Sürekli kendini geliştirmeli. Yani bunu yaparsa başarılı olur. Ben de bunun için diyorum ki Türk kaleci antrenörü artık çok bilinçlendi. Sürekli antrenman videolarını, dışarıdaki videoları seyrediyorlar. Kendilerini geliştiriyor. Bunu da kalecilerine yansıtıyorlar tabii. Bu yansımanın sonucunda da zaten son 5 yıldır, 6 yıldır Türkiye Ligi'ndeki kaleciler, genç kaleciler başarılı oluyor. Yani bu Türk kaleci antrenörlüğü şu anda üst seviyede diye düşünüyorum. Yani emeği geçen bütün kaleci hocası arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Mesela burada Rasim Hoca'yı da tebrik etmem lazım. Çünkü Rasim Hoca da bize çok yardımcı oluyor bu konuda. Tabii Rasim Hoca'nın yanında da bu işi zevkle yapan, böyle kaleci antrenörüne ulaşan, bizi bir ara tutan Mehmet Hocam'a da teşekkür ediyorum. Paylaştıkça kalecilerimizi geliştirebiliriz. Fikirlerimizi, antrenman programımızı
birbirimize anlattıkça başarılı oluruz. Yani kimse kibir yapmamalı. Yani ben şunu daha iyi biliyorum dememeli. Dediği sürece zaten bir şey olamaz. Ancak paylaşırsak başarılı oluruz ki başarılı oluyoruz. Ne mutlu da bize yani. Evet. Rasim Hoca'yla da çok güzel bir program yaptı Mehmet Hoca. Onu da zevkle izliyoruz. İkinci bölümü de bekliyoruz hocam. İnşallah. Pazartesi yayında inşallah Günay'cığım. Tamam, tamam hocam, izleyeceğiz. Hocam siz ne düşünüyorsunuz genç kalecilerimiz hakkında? Biz bunu konuşmuştuk. Yine kısaca bir toparlarsanız sizin de yine bir fikrinizi alabilirim. Ya özünde şu var tabii. Kaleci antrenörlüğü gündeme geldikten sonra Hakan hocam da iyi bilir ki 1994 yılında ilk kaleci antrenörünü meslek olarak başlamış oldu. Rasim hocamın çok büyük desteğiyle, diğer katılımcıların desteğiyle. O günden bu yana bakıldığı zaman, son dönemi özellikle ele aldığınız zaman çok daha teknik, pozisyon bilgisine hakim, daha bilinçli kaleciler yetişmeye başladı. Dolayısıyla altyapıdan eğitilerek gelen kaleciler yukarıda eskiye oranla daha az zorluk çekiyorlar. Çünkü aşağıda hem psikolojik, hem fiziksel, hem taktik anlamında, pozisyon bilgisi anlamında dolu dolu geliyorlar. Dolayısıyla yukarıda kendilerine şans bulma olasılıkları fazla oluyor. Tabii bir de geçen bir konuşmada da söylemiştim, hatırlarsın. Kalecilerin, genç kalecilerin şans bulma olayı biraz da tabii şansının da yaver gitmesiyle alakalı. Mesela kulüplerin mahalli yapıları sıkıntılı olup transfer yapamayınca ister istemez genç arkadaşlar şans buluyor. İşte bu öğrendiklerini orada yaptıkları zaman hemen piyasaya çıkabiliyorlar. Bunun birçok örnekleri var. İşte Ankara Gücü'nde ilk etapta Gökhan Akkan bu şekilde çıkmıştı. Son dönemde Altay bu şekilde çıktı. Evet. Onu yani, bırak sonrası mesela, hocam. Yani anlayamadım. Onur Kıvrak sonrası Uğurcan'ın Trabzon'da formayı alması. Yani gibi aynen doğru, onu iyi hatırlarsın. Evet, o da bana göre, ama şurada şu var mesela, o şans ona geldi. Ama önemli olan da Uğurcan'ın bunu kullanmasıydı. Uğurcan da kendini doğru yetiştirip oraya hazırlamış. Burada altyapı hocalarına da Trabzon kulübünde teşekkür etmek lazım ki Onur'un, çünkü Onur'dan sonra oynamak kolay değildi. Evet. Dolayısıyla bakın şu anda kimse Onur Kıvrak'tan bahsetmiyor. Neden? Uğurcan'ın performansından dolayı. Bu da aslında hocamın söylediğine destek olarak söylüyorum. Altyapının da başarısı. Evet. Yani genç kalecilerimiz çok ama bunun asıl nedenlerinin ben son dönemde gelişen destek haline gelen ve hocamın da söylediği gibi sürekli kendini geliştiren kaleci antrenörlerinin bu ülkeye hizmet ettiğini düşünüyorum. Değerli kaleciler kazandırdığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu işbirliğinde güzel kaleciler çıkıyor. Ama en büyük isteğim ağzım, Hakan hocamın da öyledir inanıyorum. Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayan bir Türk kaleci görmek. İnşallah o gün en mutlu günümüz olacak. İnşallah. Evet, bunu Rüştü'yle yıllar önce yaşadık ama çok kısa sürdü. Evet. Kısa sürdü, evet. Evet, kursağımızda kaldı. Arda, sen ne düşünüyorsun? Öncelikle şimdi iki hocamı burada dinlerken Hakan Hoca çok güzel şey söyledi. Kibir dedi, olmaması gerekiyordu. Ben şimdi gördüğüm kadarıyla işin mutfağındaki iş şu an çok güzel gidiyor. Evet. Mutfak ne kadar güzelse ön tarafta o kadar güzel oluyor. Genç kalecilerin şimdi hocam, Mehmet hocamın da dediği gibi 90'lı yılların başında başladı bu meslek haline gelmesi. O dönemden itibaren bu zamana kadar yetişmiş insanlar şimdi çok güzel ağaçlar oldu. Onların meyvelerini yemeye başladı. Bu saatten sonra ben daha kötü olacağını düşünmüyorum Türk kaleciliğinin. Daha da iyiye gider ama çizginin aşağı doğru düşen insanları bırakıyor. Çünkü ciddi anlamda bir şey var orada. Yani bir emek var. Mehmet hocam sayesinde çok bunları iyi görüyoruz. Daha çok şahit olduk en azından. Ben bu işin içinde değildim ama önce İlay'la sonra Mehmet hocamla, şimdi de Hakan hocamla tanışarak işin mutfağının daha ne kadar temiz ve ne kadar idareli bir şekilde devam ettirildiğini gördüm. Sadece yönetimsel, kişisel kabalarla bu işlerin yerlere geldiğini de gördüm. İnşallah Allah sizin sayısını arttırsın ki Türkler için bunun da daha iyi yerlere gelmesi, başka türlü olacak gibi değil. Sadece yönetimlere
güvenmek, hatta onları tamamen saymak işin içinden çıkacak halin olmadığını gösterir. İnşallah hocam benim. Türk kalecinin gelişmesi için bir çaba sağlayan herkese gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Kasım hocam, Mehmet hocam, Hakan hocam. Çok gurur verici bir şey. Uğurcan'ı ben şu an izliyorum. Şu an ona çok büyük hayran olduğum için kendisi. Avrupa seviyesinde bir kaleci, bence kaleci şu an zaten. Avrupa seviyesinde. Sadece oraya gidip kendi kanıtlaması kaldı. Şu anda zaten Avrupa seviyesi olduğunu ben düşünüyorum. Trabzonspor'da çünkü çok çok zor. Her ne kadar ona şans gelmiş olsa da o biraz forma olan derler ya. Armut olsa da onu çok çok iyi değerlendirdi. Bir gün de şüphe ettirmedi kendi camiasını kalemine. Çok emindi. İnşallah bundan sonra olur. Son nokta koyma gelişi çok çok güzel bir şey yerde. İnşallah bundan sonra da çok çok daha güzel yerlere gidecek. İnşallah. Evet, yavaş yavaş sonuna geliyor. Hocam, Hakan hocam, söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdınız. Sağ olun, tekrar teşekkürler. Ben de böyle güzel program yaptığınız için size, hepinize teşekkür ediyorum. Mehmet hocam, inşallah en kısa zamanda görüşürüz. İnşallah hocam, ben de bekliyorum. Benim programıma da bekliyorum hocam. İnşallah hocam benim. Görüşürüz, gelirim. Hakan hocam, tamam. Benim de, haberleşeceğiz hocam. Benim de kanalımdan vesileyle söylemiş olayım. Ben de kanalıma beklerim. İnşallah. YouTuberların arasında düşünürüz hocam. beni siz YouTuber yaptınız arkadaşlar. Benim için. Çok, çok keyifli olduğunu söylemem lazım. Değil mi hocam? Siz takip edersiniz. Ya biz eğitimci olduğumuz için yani bu YouTuber kısmında eğitimci tarafına bakıyoruz. En son biliyorsunuz Kaleciler Dünyası kanalında Rasim Hocam'la bir röportaj yaptık. Ne kadar eğitim anlamında şey verdiğimizi Hakan Hocam seyretmiştir. Evet, seyrettim hocam. Bütün konulara değinip arkadaşları bilinçlendirmek anlamında çok uğraş verdik. Dediğiniz gibi beni de içine aldı bu olay. Bakalım nereye kadar gidecek. Göreceğiz hep beraber. Mehmet hocam, ama çağa ayak uydurmak zorundayız. Yani bu artık bizim hayatımızın içinde. Arzu hocam, onu söyleyeyim. Çağı yakalamak için çok koşanlardan biriyim. Hakan hocam iyi bilir. Yani bu ekstra bir durumdu. Çünkü bu kolay bir iş değil. Sen de biliyorsun. Şimdi içine girince ben de öğrendim. Hani öncesi, sonrası çok kolay işler değil yani. Dolayısıyla bu işe de girdik. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin. Evet. İnşallah hocam benim. Evet, tekrardan Hakan Hoca'ya, Mehmet Hoca'ya ve Arda'ya teşekkür ediyoruz. Bu programın da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayınız. Mehmet Hoca'nın da kanalı var. Bu kanalını da girip görebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Arda kardeşimin de kanalı var. Onunla beraber yine programlara çıkıyoruz, programlar yapıyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Bu dönemde hepinizin evde olmasını istiyoruz. Evde kalın, sağlık kalın diyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Görüşmek üzere.